Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere çok çok uzun zaman önce aslında verdiğimiz bir sözü tutacağız. Bir vesileyle de şu hem de bir ekran jelatini vardı. Buff onu tanıtacağız. iPhone 6 bakalım ne kadar darbe dayanıyor. Üzerinden arabayla geçsek ne olur? Ya da ne bileyim başka bir şeyler yapsak ne olur? Onu tanıtacağız. Yani onu anlatacağım daha doğrusu. Bakayım ne hale gelecek. Fakat şunu söylemeden geçmeyeyim önce. Bu ilk videoda da hani tam vuramadın, tam kıramadın cart curt muhabbeti olmuştu. Onu da bugün sağlam bir şekilde gireceğiz yani buna. Evet. Tamam. Sen dur. Şişt. Hop. Sıra gelecek, bekle. Öncelikle şunu belirteyim. İşte iPhone 6 aldın, kırdın, işte cool oldun falan filan. Bir tane size vereceğiz. Hatta onun yanında 50 tane daha hediye vereceğiz. Onu ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Bu şimdi ekran jelatini daha önce tanıtmıştık zaten biliyorsunuz. Fakat çok çakması kopyası falan çıkıyor. Dikkat edin. Yani dikkat edeceğiniz iki şey var. Bir kutusunda bir numara çıkıyor zaten. Seri numarası. Onu internetten girip kontrol ediyorsun. Bir tanesinde zaten Made in Korea yazıyor. Hani Made in China yazmıyor. Zaten Çinliler hani çakmasını yapsa bile Made in China yazıyor. Milliyetçi bir ırk oldukları için. Hani Made in Korea yazmıyorlar çakmasını yap. Ona dikkat edin. Yeter. Onun için hani 100 lira verdiğimde ekran jelatini aldığımda telefon direkt patladı falan filan. Değil. Evet. Şöyle. Bunda buff var mesela. Bu yüzden ekrana b**k olmadı. Dediğim gibi ama kalkıp da çakmasını alsaydınız şu an ağlıyordunuz. Böyle bardakla vuruyorlardı bunu yurt dışında. Bardakla vurmanın esprisini bilmiyorum. Ama bizim bardak. Evet, bardakla vurunca kıyıları böyle tabii gitti. Ya zaten siz bunu bardakla taşla vurun diye değil. Oldu telefon bir anda böyle taklaya gelirse işte 600 lira mı 800 lira mı bunun ekranı bayağı bir ücreti var. Bir anda kaçmasın diye. Temel amacı bu. Sivri bir şeyin üstüne gel diyelim. Yine bir şey olmuyor. Bunun da her yerde esnaflık bitmiş ya. Bayağı bayat yani ceviz. Daha önce buradan fındık falan da aldık da yakın diye. Arkadaş bir insanın çerezi hiç mi taze olmaz ya? Ama bu da bayat. Kabuğu bile soyuldu. Bayat anasını sayın. Bunları ayıralım da. Nimet. Kuşlara atarız. Yesinler hayvanlar. Yerlerse bile benim bildiğim onlara seçmece. Tazesini bulmak varken doğadan niye bayatını yesin de. Isıramadım bile lan. Bak diş izi kaldı. Bu da bayat. Bu da bayat. Hepsi bayat. Bu İlyas Salman kelek muhabbeti var ya. Bak işte karpuzun padişahı. Ne bu be? Kabak. Abi bir tane karışmış içine. Dur bak başka birini kesem. Ha? Bak. La bu da kabak. Bak işte bu da kabak. Ya arkadaş. Daha da buradan bir şey alalım. Hayret bir şey ya. Neyse. Kırılmadı. Bir de şöyle bir şey deneyelim. Kırıldı mı lan? Yeminle kırılmadı. Allah Allah. Neyse. Oğlum dur kıskanma. Senlik bir şey değil. Tamam. Bunun ağzına tamam. Bunlık bir şey yok. Tamam dur. Senin halledeceğim ben. Sana çok güzel orta açtırmışım. Sen rahat ol. İçin rahat etsin. Dur. Aferin oğlum. Aferin. Bekle orada. Tabii ki de her zaman dediğim gibi siz böyle tuğla muğla atmayacaksınız. Bilmiyorum ceviz falan kırmayacaksınız da. Zaten bayat çıktı.
Biz bu da buna bir drop test yapalım. Asıl işte hani niye bu kılıfı kullanıyoruz diye soranlar gerçek örnek görsün. Bir drop test yapalım. Tabii arka taraflara falan gidebilir de bizi zaten ekranı ilgilendiriyor. Ondan sonra da bir iç dış yapalım. Evet, geldik drop teste. Daha şöyle normal telefon şimdi ekranına buff koydukları için koyduğumuz için şurayı bırakacağım. Atıyorum telefon nasıl düşer? Cepten düşer. Bir düştü. Şu an ekranı sağlam bilmiyorum görebiliyor musunuz da. Kırılmadı. Zaten içeri ofiste ayrıca bakacağız. Bir de kulaktan düşer. Yani şuradan düşer. Şöyle ekran üzerine bilerek bırakıyorum. Sağlamlık testi açısından. Evet. Bakayım. Yok kurtardı. Bu arada hediye muhabbetini söylemeyi unuttum ben onu söyleyeceğim. 10 adet selfie çubuğu veriyoruz. Bluetooth'lu böyle kumandalı, uzaktan kumandalı. Hem iOS'ta hem Android'de kullanabileceğiniz. 30 adet bu buff kılıftan veriyoruz. Telefonunuzun modelini yazıyorsunuz bize. Biz size telefonunuza uygulanan modeli gönderiyoruz. Ve 10 adet de kılıf veriyoruz. Cep telefonu kılıf veriyoruz. Bu kılıfın bir özelliği var. Şundan. Verus marka. Yani daha da sağlamlaştırıyor cihazı. Şöyle takayım. Hatta bununla bayağı bir havadan atayım ya. Normalde ekran için drop testi yaptık da bu kılıfını da gösterelim. Normalde kullandığımız kılıf zaten. Dediğim gibi bakarsınız modellerine falan, telefon modelini söylersiniz. Oldu olmadı. Yok o zaman başka sizde olmayan modeli ya da eşinizde dostunuzda modeli istersiniz. Onları hediye edersiniz. Şimdi şunu şöyle bir gelişine bir sallayalım. Bakalım kılıf telefonu koruyor mu? Arka tarafta korunacak mı? Kamera mamera korunacak mı? Onu o zaman bir atalım. Bu arada bu kılıfın özelliği çok yüksekten falan düşse telefonu koruması. Şöyle bir gelişine bir sallayalım havaya doğru. Haydi. Direkt tepeye diktim lan. Güzel düştü. Evet, bir şey olmuyor. Bir daha atalım. Ayarım yok, anasını satayım. Evet, bu yine çalışıyor şu an. Bir sıkıntı yok. Ya, kılıf da iyi, işe yarıyor. Bakarsınız yani şey yaparsak, çıkarsak, çekilişe katılın. Onu da söyleyeceğim. Bir de bir 33 ona yapmıştık, hani arabayla üstünden geçmiştik. Onu deneyelim. Artık o an dayanırsa... Yuh, büyük ihtimalle o zaman da patlayacaktır. Ona bakalım bir de. Evet, tekerlekli de geçtik üzerinden. Lastik izi var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz da. Hala tekerlek izi olmasına rağmen çalışıyor cihaz. Ekran mekran da kırılmadı. Aha da böyle oldu işte. Evet. Yine bir şey olmadı. Şimdi taşla deneyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Patraktöre gireceğiz. Yani yiyorsa artık ona dayansın. Evet. Bilmiyorum görüyor musunuz da tekerlek izleri hala üzerinde. Ve yine bir halt olmadı. Şu arkasına bakacağım. Burası direkt beton zemin üzerinde... Şey yaptı. Demek ki iPhone'un kendi malzemesi sağlanmış. Evet, ekrana bir şey olmadığını gördük. Son kez bir de taşla vuralım. Al oğlum. Al, içinde kalmasın. Evet, tabii ki de taş çıktı mı? Kırılmazlık belgesi falan var. Kendini sitesinden de görebiliyorsun. Laboratuvara test ettirmişler. Biz tabii belgeye inanmadığımız için kendimiz direkt daldık. Çıkartalım. Artık zamanı geldi. Evet, bütün darbe marbe ekranda kalmış. Yani ekran derken kağıtta kalmış. Bak ekranda çizik bile yok. Başarılı. Ben şöyle bir toparlayayım. Tabii ki de hani bu testi evde denemeyin demeye gerek yok. Hani yok, duyarsızlığımızdan değil. Aklı başında olan birisi zaten telefona bu darbe emici kılıf alsa bile, jelatin alsa bile pataküte de araba üstünden geçmez. Şu kampanya konusuna değinelim. Şuraya tıklayarak yine form dolduruyorsunuz ve bu videoyu herkese açık bir şekilde Facebook hesabınızdan paylaşıyorsunuz. Biz video çekiyorsak amacımız izlenmesini sağlamak. İzlenmesi bizi de mutlu ediyor. Kampanyada 12 Nisan 2015
Saat 23.59'da biter. 13 Nisan gününde webtekno.com'dan açıklanır. Eğer bu video yıllar yıllar sonra da kalacak, 2016 yılındaysanız da ya da 2020 yılındaysanız neyseniz de linke tıklamayı verin. Şimdi batarya muhabbeti var biliyorsunuz. Bir tane geçen gün arkadaşla yanmış ya tablette. Hatta yani işte bu arkadaş. O kadar söylüyoruz. Batarya konusu hani böyle şakaya goy goya gelecek bir konu değil. Ciddi bir iş. Ciddi bir konu. Ve iPhone 6'nın bataryası da yani şu kısım şöyle batarya. Ben size şöyle söyleyeyim. Burası batarya değil. Sadece. Zaten birazdan içine bakacağız. Çünkü taş yerinde ağır. Evet, az önce vurduğumuz gibi vuralım telefona. Ama dediğim gibi şu kısım bataryalı kısım. Yani şöyle karşınızdaki sol tarafınıza kalan büyük kısım. Yani %70'i falan. Evet, az önce bakın taşta vurduğum gibi vurdum. Evet, şu ekranı bir alalım biz tertemiz de. Bataryasını şey yapmadan... Yalnız şunu da belirteyim. Hani şu videoyu çekerken keşke iPhone 6 kullanaydım da öyle çekelim. Yani iPhone 6 kullanmadan kırmak da saçma geldi. Şu kısım batarya. Şuradan ben gireyim ya. Bunun böyle alttan açılması lazım. Ben bunu bilir bunu söylerim. Neyse. Ben buradan dalıyorum ya. Bir de bu telefon bükülüyor herhalde. Gerçi bükersen hepsi açılırdı. Aha, yakaladım. Yakaladım. Bunları devre işte ya. Tabii normalde burada bir vidasını insan gibi söküp bunu böyle tık diye kendiniz ayırabiliyorsunuz. Kolay bir şekilde çıkıyor. Zaten bak vida tutuyor farkındaysanız. Tabii insan gibi yapmak isteyenler öyle yapıyor. Şu şeyi ben kesiyorum ya. Ha. Evet bak dediğin gibi batarya burada çıktı. Şimdi şuradan kesip almamız lazım bizim bataryayı. Ne oluyor lan? Evet bu... Bizim bu kel arkadaş var Efe. Onun neşteri mi oluyor? Ne oluyorsa artık heykeltıraş gibi takılıyor burada. Şu alttan şimdi bu silikonlu. Bunu biliyoruz. Fakat ya arkadaş eminim şu var ya hakikaten bir gün patlayacak böyle. Hepimiz rahat edeceğiz. Yani sonra diyecek ki lan o adam o kadar söyledi. Kendi de patlatıyorum. Sığır diye. 3-5 günde haber olacağım. Ondan sonra şu batarya mevzusu kapanacak. Yok aga. Biz bunu kesemiyoruz. Ya şunu alalım. Şu parmak izi sensörü. Bak şöyle. Parmağı falan okuyor. İhtiyacı olanı da vermiyoruz. Bunlar hep mezarlığa gömülecek. Sonra yedek parçalı muamelesi yapıyorsunuz anasını. Abi de G2'nin ön kamerası var mı diye mesajlar geliyor. Bataryayı da iyi yapıştırmışlar bu arada. Allah var. Şimdi şöyle. Ya şu parçayı şuradan ver bana artık ya. Oğlum nasıl bir maddeye tutuşturuyorsunuz lan? Helal olsun. Bye bye happiness, hello lolus.
Evet, az önce şuradan falçayı soktum ve bataryayı yaktım. Ya anasını avradını... Lütfi kaçın oğlum. Ben size söyleyeyim. Kaç. Evet, bataryayı... Batarya bir yandan yanıyor ya. Allah'ını sever şunu alsa elinden atsın lütfen. Atadan patlar oğlum. Isınmış da. Bu elimde patlamasın benim. Ne diyor? Evet. Diyor ki potential for fire or burning diyor. Hiç diyor crash mıraş yapmıyor diyor. Her boku yaptık koydum bana. Eşek gibi yazmış herif bu. Evet işte batarya mevzusu da böyle ispatlanmış oldu. Bilimsel gerçek. Boşuna barın barın bağırmıyor. Neyse. Gelelim. Bu işlemcisi mi? Çip falan burada mıdır acaba ya? Bakalım. Parıl parıl parlayan bir Apple A8 çip var elimde. Sahibinden satılık. Bilmiyorum görebiliyor musunuz da. Yani A8 işte böyle bir çip, böyle bir teknoloji. Hani yerli üretim, merli üretim muhabbeti yapan firmaları da söyleyeyim. İşte asıl üretim bu. Bunu yaparsın. Ondan sonra deriz ki hakikaten yerli üretim. Neyse. İşte bütün teknoloji Kaliforniya'yı Kaliforniya yapan zımbırtı. Ben bunu an olarak saklarım ya. Kalsın A8 işlemci. Kolye yaptırırım. Şöyle şöyle ayırayım. Evet. Bu da meşhur kamerası. Şu. Oğlum oradan vurduk. Buradan niye çıkmadı bu? Boşuna mı kırdık kamerayı? Evet. Bunlar hep işte lens bak. Sensör. Apple'ın kamerası niye iyi? Niye iyi diye hep soranlar vardı. Aa işte bundan. Lens mi? Sensör mü artık? Lens diye geçiyor. Doğru tabir lens olur herhalde. Evet, kamerası da bu. Güzel bir kamerası var. İdi. Ön kamera duruyor mu hala yerinde? Ha, ön kamerası da buradaymış. Bu biraz cam olduğu için... Evet, aslında daha çabuk kuruluyor. Mantıklı. Bu da... Selfilerinizin baş kahramanı. iPhone 6'nın selfie kamerası. Tekrar tekrar söylüyorum. Evde denemeyin dememe gerek yok herhalde. Şöyle bir saçmalığı evinizde yapacak kadar boş insanlar değilsinizdir. Aha. Bu da selfie kamerası işte. Bu da selfie kamerasının aynası mı bulunuyor? İyi oluruz. Neyse işte ekran fazla kısmına fazla girmeyelim. Dokunmatik bak parlıyor buradan parıl parıl. İnsan merak ediyor çünkü. Acaba diyor parmak izini ne okuyor burada? Onu da herkes gösterir ama. Böyle gösteremez. Neyse işte. Bu ekranı... Evet burada cam olur. Tabii biraz taşla biraz girelim. Şöyle. Ya bunun dışında işte geri kalanlar... Kasa sağlammış. Aga bu elma buradan çıkıyor. Ben bunu fark ettim. Aha da sana Newton. Bu espriyi tekrar yapıyorum. Gördünüz mü elmayı? Evet, kısaca iPhone 6'yı kırdık bir şekilde. Yine sözümüzü tuttuk. Verilen sözü. Bu arada koruyucu ekran, yani sahte olmayanı söyleyeyim. Bu arada sim kartını unutmuşuz içerisinde. Sağlık olsun. Lan sim kartı unutunca bütün ne diyeceğimi unuttum. Bu videoda sizlere hem
iPhone 6 kırma sözümüz vardı. Geç de olsa tutmuş olduk. Ayrıca sahte olmayan bir ekran koruyucu jelatin, Buff marka ekran koruyucu jelatin ne kadar iyi işler çıkarabildiğine şahit olduk. Tabii ki dediğim gibi bizim gibi kadar saçmalamayacaksınız. Telefon düştü, ekran kırılmadı mı, kurtardı mı, kurtardı. Kendi parasını her türlü çıkarıyor. Ama işe yarar bir şey olduğunu arabayla geçtik, daha ne olsun işte ya. Tabii ki de bir 3310 değil. 3310 videosunu merak edenler de şuradan bir yerden tıklayıp izleyebilir. Ulan İşçilik sağlam aga. Ben bunu söylerim de. Yemin ediyorum şu an bu arada batarya konusunun şaka olmayan ciddi bir konu olduğunda her an şey olmaya gerektiğinde ama aga kasası sağlam ya. Bak önceki sahtesi mesela burası plastikti, böyle vurduk mu ayrılıyordu. Bu sadece şey kaplama. Şöyle araya bir oyuk atmışlar. Teknoloji başka bir şey tabii. Aha. Süper açtım lan. Nokta atışı. Bu neymiş? Buna bakayım. Ha bu da şebeke muhabbeti. İşte telefon çeksin diye falan. Neyse işte. Evet. Kampanya. Ne oldu oğlum? Sana da şey yaptık ya işte. Fazla ilgi göstermedik diye herhalde. Şöyle bir temiz geçelim. Şu A8'e... Ya oğlum ben bunu saklayacaktım. Neyse. Tabi taştan kıymetli değil sonuçta. Evet, kampanya katılmayı unutmayın. Dediğim gibi linki açıklama kısmında kapatıyorum. Biz... Ya... Yürü git lan burada. Bu arada Türkiye seramik ceviz de geldi. Ceviziyle beraber gelmiş tuğla. Seramik konusunu diyorum ya. Kiremit konusunda da usta. Kırılmadı nasıl? O da kırılmadı. Hiçbir şey kırılmadı bugün. Evet. Bizi Webtekno Facebook adresinden, Webtekno TV YouTube kanalından ve Webtekno Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Oğlum sen bir çekil. Saygısızlık olmasın. Heh. Evet. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Batarya konusuna dikkat edin. Yaşayıp gördük. Yapmayın. Evde denemeyin demiyorum. Normal bir yerde de denemeyin. Hani bu denenecek bir şey değil zaten. Oh, taşta iyi geldi vallahi, taşla kırmakta.